Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Instagram üzeri gelen bir model. Şu şekilde arkadaşlar sizler için modelimi tığa çevirdim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde elimden geldiği kadar sizlere tığa çevirdim. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz alt tarafını zincirli yaptım daha sağlam olması için kirpikler arkadaşlar. Bu kirpikleri de sizde isterseniz kulak çöpüyle kirpik yapabilirsiniz ama arkadaşlar yıkanmaya kullanmaya gitsin diye bu şekilde zincirli kirpikler yaptım kulak çöpü kirpiklerden ziyade bunların kullanması daha kullanışlı oluyor. Şöyle arkadaşlar kalp e, deseni gibiydi. Orada yine da ben de bu şekilde kalp deseni vermeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek bu şekilde tığ battılarımı hazırladım alt sırasına ve şimdi arkadaşlar şu şekilde 3 tane tığ battı ara mesafesi vererek başlıyorum. İlk başlarken de aynı şekilde 2 zincirimi çektim. Bu şekilde tığ battımı yaptım. 2 zincir sıradaki tığ battının içine kapattım bu şekilde. Evet 3 tane arkadaşlar tığ battı mesafesi verdim. Bir defa tığın başını doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Buraya minik bir trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Trabzanımın arasına girip kapattım. 10 zincir, 8 zincir çekiyorum arkadaşlar. 5, 6, 7 ve 8. Sıkı sıkı 8 zincirimi çektim. Hemen kapattım. Bu ilk kirpim. Tekrar 8 zincir. 8 zincirimi çekiyorum. Ve ikinci kirpiğim arkadaşlar buraya trabzanımın arasına sabitliyorum dibine de bu şekilde arkadaşlar bakın bir tane sık iğne yapıyorum kirpiklerimin daha güzel durmasını sağlıyor arkadaşlar iki zincir çekip tığ battıya girdim bu şekilde iki tane tığ battı ara mesafesini verdim bir defa doluyorum yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar 1 2 2. Bir zincirimi çekip trabzanımın arasına girip kapattım. 8 zincir. 8 zincirimi sıkı sıkı çekip kapattım trabzanımın arasına. 8 zincir. 2 tane de buraya yaptım arkadaşlar dibine de sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 3 tane tığ battı ara mesafesi yapıp şu aradaki kayayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya bu kalpleri yaptığımız yuvamızı hazırladık. Aynı işlem bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 3 tane tığ battı. Bakın bu araya sadece 2 yuvanın arasına 2 tığ battı. Yoksa öbürünün arası 3 tane tığ battı. 3 İki zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Tığ battımı yapıyorum. İki tığ battı. İki zincir. Sıradaki yuvaya girip bakın. Üç tane yaptık. Yine bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. Yine bir trabzan yaptım. Böyle kolay oluyor arkadaşlar. Geriye dönüp yuva yapmaktansa trabzanla yuva edilmek bizler için daha rahat bir iş oluyor. Yani yaptığımız işi kendimizi eziyete çevirmiyoruz. Nasıl kolayımıza gelirse o şekilde arkadaşlar. Hem de daha da düzgün bir yuva elde etmiş oluyoruz. Yine 8 zincir. Yine trabzanımın arasına girip kapattım. Dibine yine bir sık iğne yapıyorum. Bakın. 2 kirpikten 8 zincir 2 kirpikten yuvamı yaptım dibine sık iğnemi çektim yine 2 tane tığ battı yapıyorum arkadaşlar 2 tane tığ battımı yine yaptım bu şekilde bir defa doluyorum 1 2 2 yine trabzandan bir yuva yaptım 4 zincir çekiyorum şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar bu ilk kulaktan tutup bu şekilde buraya 4 zincirimi sabitliyorum. Ve 8 zincir çekiyorum. Düz yüzüne döndüm 8 zincirimle. Bu kapattığım sık iğne noktasını aralıyorum arkadaşlar. Buraya ilk kirpiğimi bu şekilde kapattım. Bu şekilde bu sık iğnenin üzerine tam 3 tane kirpik yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 aynı noktaya sık iğnenin tepesine 4 5 6 7 8 Bunu da aynı noktaya arkadaşlar aynı noktaya 3 tane bu şekilde bakın kirpiğimizi yaptık. 1 2 3 4 zincir Bu 4 zincirle yukarı çıktığımız Kirpiği tamamladık. 4 zincirle geri aşağı indim arkadaşlar. Dibine yine 8 zincir çekiyorum. Ve trabzanıma kapatıp bu şekilde minik bir arkadaşlar kayamızı oluşturmuş oluyoruz. Dibine de bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Evet 3 tane arkadaşlar ara mesafesi veriyoruz. Bu şekilde Sonra arkadaşlar şu minik trabzanı yapıp bu iki kirpikli yuvanın yapımına geçeceğiz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok kolay. Yapımı da bir o kadar kolay. İlk önce dört kenarını bu şekilde yapıyoruz. Bir ara suyu için bu kayayı yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bu iki kirpikli kalbimiz için, çiçeğimiz için yuva yapıyoruz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına, çiçeğimizin daha doğrusu yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kirpiğimin içinden sık iğne ile girerek ipimi buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yanındaki kirpiği aralayıp 3 seferde 1, 2, 2 Buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Bir zincirimi çekip trabzanımın içine şöyle bir sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Hemen arkadaşlar meşhur kulak çöpü aparatımı buraya taktım bu şekilde. Ve bir iki zincirimi çektim buraya. Bu şekilde iki toplam beş tane. İki zincir üç yuvaya girdim. Bir iki zincir dört Şimdi arkadaşlar 1-2 Taktım aparatı. 1-2 zincir. 2 zincirimi çektim arkadaşlar. Şu şekilde bakın tığımı tuttum. 2 zinciri çekmeden arkadaşlar kulak çöpünü çekmeyin. Şöyle sağlam alıp bu şekilde çekin. Sonra da arkadaşlar bakın sola doğru yatırdım. Çevirdim ipimi tığımdaki ipimi uzattım arkadaşlar boyutuna gelene kadar bu şekilde ilmek alıp sık iğne ile sabitliyorum şimdi arkadaşlar buraya 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 şimdi arkadaşlar bir tanesini tutturduk buraya ve bir tane de biz bırakıp ortadaki bu üçüncü ilmeğin içinden giriyorum Bakın arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 8 zincir. 8 zincirimi yine arkadaşlar bu şekilde sonuncu ilmekten giriyorum. Bakın ortada bir tane boş kalıyor. Sonuncu ilmekten sabitliyorum. Bir zincirimi çekerek şöyle düz yüzüne döndüm. Şimdi bu 8 zincirli yuvanın içine girip şöyle bir sahte sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir. Bu yuva arkadaşlar tam 10 tane sık iğne alıyor. Bu 8 zincirli yuvanın içine 10 tane sık iğne yapacağız. 2. Yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğimden çekip üzerine bir zincir. 3 oldu. Yuvaya girdim. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 Ona tamamlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 10 tane bu tarafı yaptık. Bakın. 8 zincirli yuvayı 10 tane sık iğne ile doldurduk. Şurada arkadaşlar şöyle oyuntulu kalp gibi oyuntulu şekli vermek için ortadaki örümceğimin içinden ilmeğimin içinden girip şöyle oraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle aşağı doğru şöyle bir meyil verdirdim. İlmeğin içine girerek sık iğne ile kalp gibi şöyle oyuntulu durmasını sağladım. Evet sık iğne yapıp yine bir zincir çekiyorum. 1- yine aynı şekilde 10 tane yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane arkadaşlar yine yaptım bu şekilde bakın bu geriye döndüğüm ilmeğin içinden de giriyorum bu şekilde ilmeğin içine girmeyi unutmayın daha meyilli oval durması için üzerine yine bir zincirimi çektim evet arkadaşlar ipimi koparıyorum bu şekilde bakın şöyle bir kalp gibi ortası kirpikli umarım iğne yasına benzettik arkadaşlar şimdi iplerimi hemen yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok iğne oyasından. Şu şekilde kalp gibi durmasının sebebi de ortadaki ilmeğin içine geçiş yaparken arkadaşlar sık iğne yaparak geçmeyi unutmayın. Evet yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin arkadaşlar. Bu şekilde modelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.